Merhaba arkadaşlar. İngilizce'de 6. ünitemizde karşınızdayız. Bu ünitemizde arkadaşlar sıklık belirten, miktar belirten ifadelerimizden bahsedeceğiz. Buna paralel olarak da birlikte kullanıldığı deriz-derar kalıplarından bahsedeceğiz. Buradaki quantifiers dediğimiz miktar belirten ifadelerim no, some, any, a lot of ve a couple of'tur. Kullanım alanlarına bakılacak olduğumuzda there is veya there are kalıbından hemen sonra geldiğini görüyorum. Çoğul isimlerinde de yine s takısı getirildiğini görüyorum. No her ne kadar olumsuz bir anlam içerse de cümlemde kullandığım isimlerdeki çoğul ifadelerimi kesinlikle etkilemeyecektir. Çünkü no dediğim olumsuz ifade ismi değil cümleyi olumsuzlaştırır arkadaşlar. Bu nedenden dolayı da isimlerin çoğulluk veya tekillik durumlarında herhangi bir değişkenliği rol oynamayacaktır. There is no mall around here. Mall alışveriş merkezi demek. Around here bu civarda demek. There is var demek arkadaşlar. There are da var demek. Çoğullarına bakacağız birazdan arkadaşlar. There is no mall around here. Bu civarda hiç alışveriş merkezi yok ifadesini kullanıyoruz. There is normalde var demiştik arkadaşlar Türkçesine ama no ifadesi olumsuz yaptığı için yok şeklinde çeviriyoruz. Yine çoğul hallerine bakılacak olduğumuzda there are no malls around here. Çoğul olduğu için arkadaşlar biz yine are ifadesini kullandık. Some ise arkadaşlar kullanım alanlarına bakacak olduğumuzda olumlu cümle ve çoğul cümlelerde kullanıldığını görüyorum. Dikkat edin her ikisi de olumlu cümle ve çoğul ifadelerimin olduğunu görüyorum. There are some money on desk. Money sayılamadığı için arkadaşlar monies gibi bir ifadem söz konusu değildir. Egg yumurta, yumurtalar sayılabilir olduğundan dolayı sonuna s takısı almış. There are some money on the desk. Sıranın üstünde biraz, some'ın Türkçe'ye kattığı anlam biraz demektir. Veya birkaç anlamını taşımaktadır. Biraz para var veya in the fridge buzdolabında biraz yumurta var şeklinde kullanıyoruz. Kullanım alanlarını tekrar hatırlayalım. Olumlu cümle ve çoğul ifadelerinde kullanıyoruz. Any ise arkadaşlar cümleye yine olumsuz anlam katacaktır. Hiç anlamını koyacaktır. Sorularda kullanıldığını görüyoruz. Negative and question sentence yani negatif ve soru cümleleriyle birlikte kullanıldığını görüyoruz. Soru ifadesiyle bakacak olduğumuzda is there any butter in the fridge? Butter tereyağı demek. Buzdolabında hiç tereyağı var mı? Hayır, buzdolabında hiç tereyağı yok ifadesiyle kullanıyoruz. Peki any ve no her ikisi de olumsuz bir anlam içermesine rağmen ikisi arasındaki farklılığa dikkat edin arkadaşlar. Daha önceki ünitemizde biz never'dan bahsetmiştik. Never neydi? Asla veya hiç ifadesini taşımaktaydı. Kullanım alanına bakacak olduğumuzda never demiştik ki olumsuz bir anlam içermesine rağmen cümle olumluymuş gibi yazılır. Yani isn't, doesn't, don't gibi ifadelerim, olumsuzluk ifadelerim cümlenin içerisine gelmeyecekti.